Gizli tansiyon, kalp atış hızını ve damar duvarlarının sertliğini belirleyen bir tansiyon türüdür. Bu tansiyon, vücutta dolaşan kanın damarlardaki basıncını ölçer ve vücutta kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Ancak gizli tansiyon, belirtiler vermeyen ve sıklıkla tanı konulamayan bir durumdur. Bu nedenle insanların çoğu gizli tansiyonu farkında bile olmayabilir. Gizli tansiyon özellikle kalp ve damar hastalıklarına yol açabileceği için ciddi bir sağlık sorunu olabilir. Bu nedenle gizli tansiyonu belirleyebilmek için sık sık tansiyon ölçümü yapılması önemlidir. Gizli tansiyon tedavisi gizli tansiyon tedavisinin amacı Vücuttaki kan basıncını düzenlemek ve kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaktır. Tedavi genellikle ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri kombinasyonu ile yapılır. İlaçlar, gizli tansiyonu düşürmek için kullanılan ilaçlar genellikle tansiyonu düşürücü ilaçlardır. Bu ilaçlar vücuttaki kanın dolaşımını yavaşlatıp kalp atış hızını düşürür ve böylece kan basıncını düşürür. Yaşam tarzı değişiklikleri gizli tansiyon tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri de önemlidir. Bu değişiklikler aşağıdakileri içerebilir: düzenli egzersiz yapma. Düzenli egzersiz vücuttaki kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını iyileştirir. Sağlıklı bir diyet takip etme yüksek tuz içeriği olan yiyeceklerden kaçınma ve bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllı gıdalar ve düşük yağlı proteinler tüketme, gizli tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Sigara ve alkol kullanımını azaltma, sigara ve alkol, kan basıncını yükselten etkenlerdir. Bu nedenle sigara ve alkol kullanımını azaltmak gizli tansiyon tedavisinde faydalı olabilir. Stresi azaltma. Stres kan basıncını yükselten bir etkendir. Bu nedenle stresi azaltmak gizli tansiyon tedavisinde önemlidir. Bu amaçla meditasyon, yoga gibi rahatlatıcı etkinlikler yapmak veya terapi gibi yöntemlerden faydalanmak gibi önlemler alınabilir. Gizli tansiyon tedavisinin ne kadar süreceği kişinin sağlık durumuna ve tansiyonun seviyesine göre değişebilir. Tedavinin etkinliğini ölçmek için sık sık tansiyon ölçümü yapılması gizli tansiyon kimlerde görülür? Gizli tansiyon her yaşta görülebilir ancak genellikle 40 yaşın üzerinde daha sık görülür. Ayrıca aşağıdaki risk faktörleri olan kişilerde daha sık görülebilir. Yüksek tansiyon öyküsü olan kişiler, düzenli egzersiz yapmayan kişiler, sağlıksız bir diyet tüketen kişiler, yüksek miktarda alkol tüketen kişiler, sigara içen kişiler, yüksek miktarda stres yaşayan kişiler, aşırı kilolu veya obez olan kişiler, yaşlı olan kişiler, gizli tansiyon. Belirtiler vermeyen bir durum olduğu için İnsanların çoğu farkında bile olmayabilir. Bu nedenle tansiyon ölçümü yapılarak gizli tansiyonun varlığı belirlenmelidir. Gizli tansiyonun belirlenmesi ve tedavi edilmesi kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Gizli tansiyon belirtileri yüksek tansiyon günümüzde dünyanın en yaygın hastalıklarından biridir. Fakat yüksek tansiyonun birçok gizli belirtisi olduğunu biliyor muydunuz? Kan basıncı, belirli bir süre boyunca yapılan birkaç okumanın ortalaması alınarak ölçülür. Sayı ne kadar yüksek olursa, kan basıncınızın çok yüksek olma olasılığı o kadar yüksek olur. En güvenilir tespit yöntemi 24 saat evde kan basıncı ölçüm cihazı ile tansiyon takibidir. Gizli tansiyon belirtisi. Baş ağrısı bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz derhal doktorunuza başvurduğunuzdan emin olun. Kan basıncınızın tehlikeli derecede yüksek olduğunu gösterebilirler. Gizli tansiyon belirtisi. Mide bulantısı yüksek tansiyonu olan birçok insan semptomlar başlayana kadar tansiyonunun olduğunun farkına varmaz. Bu belirtiler mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı ve diğer sorunları içerir. Gizli tansiyon belirtisi. Tükenmişlik özellikle egzersizden sonra sürekli yorgun hissediyorsanız yüksek tansiyonunuz olabilir. Bu duruma egzersiz hipertansiyonu denir. Vücudunuzun içinde çok fazla sıvı olduğunda olur. Bu yüzden sıvıları hareket ettirmek için ekstra kan akışına ihtiyaç duyar. Gizli tansiyon belirtisi. Baş dönmesi baş dönmesini yüksek tansiyon belirtisi olarak düşünmeyebilirsiniz ancak olabilir. Yüksek tansiyonu olan kişilerde genellikle baş ağrısı, bulanık görme ve hatta kulaklarda çınlama olur. Bu belirtiler, yüksek tansiyonunuz veya başka bir hastalığınız olup olmadığını söylemeyi zorlaştırabilir. Bayılma, genelde kan basıncı düşüklüğünde olmak ile birlikte yüksek tansiyon da bayıltabilir. Gizli tansiyon belirtisi, bulanık görme görüşünüzde bulanık görme, Çift görme veya ışıkların etrafında haleler görme gibi herhangi bir değişiklik fark ederseniz hemen doktorunuzla konuşun. Yüksek tansiyonunuz olup olmadığını kontrol ettiriniz. Unutulmamalıdır ki hipertansiyon çoğu hastada hiçbir şikayet yapmadan yıllarca sinsi seyreder ve beyin, kalp ve böbrek gibi organları hasta ettikten sonra tanısı konulabilmektedir. Bu neden ile aralıklı kan basıncı ölçtürmek ve 12-8 civarı bir kan basıncınız olduğundan emin olmak en güvenilir farkındalık yöntemdir.